Bak komutanların olduğu yer. Daha hakim bir saha. Evet. Şimdi komutanlar oluyor. Evet. Burası tamamen hakim bir masa. Böyle şu kapıdan içeri. Vardır. Siz çıkın. Biz çıkacağız. Bir gündeme getiririz. Haberi de öyle yapalım diyelim. Tabii yani. Bu görseller... Bayrak vermişim. Bayrağımız var. Sağ olsun Osman Bey. Arkadaşlar bir yanda fındık, bir yanda mısır, fasulye. Bir yanda fasulye. Tamam mı? Üzüm, incir, armut. Sizce Kale Mahallesi. Kale Mahallesi burası. Yukarıya burası doğru yoğun olup Kaynartaş, Devecik istikametleri. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bak, camisi, evler, mısır bahçesi, fındık bahçesi, ondan sonra fasulye. Bizimkiler biraz daha şeyci. Hazırcı. Bizim... Faruk abi de aslında. Çok güzel. İşte İkizce'nin kalesine çıktık, şimdi iniyoruz. Burayı aracı bu macun üzümü ayrı bir şey var. Aracı bıraktığımız yerden itibaren Çiliktaş gidiyor. Hayvanlar, sizi beraber. Bunda su var mı şimdi? İkizce'nin meşhur kalesindeyiz. Bu sıcakta buraya çıktık arkadaşlarımıza beraber. Elimizde de macir üzümünü bırakmadık. Bu kokulu üzüm aynı zamanda bölgenin en güzel meyvelerinden bir tanesi. Beraber buraya muhtarlarımızla, belediye başkanımızla birlikte çıktık. Osman Bey'le, il başkanımızla. Dolayısıyla harikulade bir manzara var, görüyorsunuz. İkizce harika, gerçekten harika bir ilçemiz. Ben de Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir ilçemizin de aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem bu gururla bu iftar ediyorum. Dolayısıyla çok güzel bir manzara var. Biraz önce Heyelan bölgesini gezdik. Orada üzüldük. Burada da böyle bu muhteşem manzarayla yorgunluğumuzu gideriyoruz. Bütün arkadaşlarımızla beraber geldik. Aynı zamanda yerinde çözüm üretiyoruz. Buranın yolunu, asfaltını, heyelandan kayan yerleri birlikte gördük. Muhtarlarımız da hepsi konularına çok hakim. Onlarla görüşerek, şimdi yerinde çözümü üreterek buradan gönül ferahlığı ayrılacağız. İki ayrı kuleden oluşuyor arkadaşlardan da aldığımız bilgiye göre. Şu anda biz komutanların bulunduğu yerdeyiz. Burada su sarnıçları var. Bayağı derinlikte kayalarda oyulmuş. Demek ki burada bayağı büyük bir medeniyet, bir teknik varmış demek ki. Bu komutanların bulunduğu yer ve kale burası. Öbür tarafta da askerlerin ve yaşam merkezi olarak bulunan ikinci kule. Gerçekten şeye hakim, araziye hakim. Burası 4000 yıllık bir yaşama merkezi. Bilinen tarihe göre belki de daha eski. Gerçekten bir büyük bir teknolojiyle burayı yapmışlar. Biz zor çıktık. Demek ki burayı gündelik hayatta devamlı kullanmışlar. Onların da ne kadar babayiğit insan olduğunu buradan görüyoruz, atalarımızın. Onların torunları olarak da onlara layık olmaya çalışıyoruz.